Parti bu akşam bizde. Acayip bir şey olacak. Aa! Selam kızlar. Çekin şuradan ezik. Of, beni görmediler herhalde. Gözlüğüm nereye gitti? Biri bana yardım edebilir mi? Bu ışık da nedir? Bu senin mi? Bir saniye. Şunu benden alır mısın? O torbayı tuttuğuma inanamıyorum. Kendimi dezenfekte etmem lazım. Böyle daha iyi. Vay canına, merhaba arkadaşlar. Öyle, hadi bir fotoğraf çektirelim. Gülümse. Siz çok harikasınız çocuklar. Ne oluyor öyle? Helikopter mi o? Orada kim? Güzel uçuştu, teşekkürler. Şaşalı bir giriş yapmak istedim. Zengin olmak zor iş. Bu ders çok sıkıcı. Hey, buraya dikkatinizi verin. Matematik testi yapacağım. Ben sadece paramı sayarım. Başka da bir şey beni alakadar etmez. Umarım testim iyi geçer. Bütün gece ders çalıştım. Kimsenin konuşmasını istemiyorum. İşte test kağıdınız. Hadi bakalım. Neyse ki bu işi benim için halledecek insanlar var. Bu güzelmiş, çok güzel. Geçmişim. Teşekkürler. Sana da. Yeni arabam için teşekkürler. Ben gidiyorum. Bu bayağı zordu ama başardım. Bitti. Bu bütün paraya değer. Hey sen öğretmen kişi, bunu alabilirsin. Teşekkür ederim. Bir sürü zaman kaybı. Pekala, notlarınız belli oldu. Çok etkilendim Elsie. Vay canına, artanmışım. İşte bu. Teşekkürler. Jamie, nasıl yani? Hey, ben sana neden para ödüyorum? Diyecek bir şey bulamıyorum. Bu çok sinir bozucu. Alo, baba, bana yeni bir inek öğrenci lazım. Bunları dolabıma koymam lazım. Artık bir anahtar gerekiyor bana. Gizli bir oda mı? Onu daha önce hiç fark etmemiştim. O zaman girip bir bakayım. Vay canına, burası ne genişmiş. Ve çok da rahat bir yere benziyor. Nihayet okuyup ders çalışabilecek bir yerim oldu. Vay canına, bunu bilmiyordum. Buraya daha sık gelmeliyim. Vay canına. Merhaba Eli. Neden ama? Sanki onunla muhatap olmuşum gibi. Bunların hiçbirini kafam almıyor. Kendime özel bir zamana ihtiyacım var. Neyse ki sadece bana özel takılacağım bir yerim var. Buraya girebilmek için altın kart gerekli. İşte böyle. Benim mutluluk köşem. Biraz eğlence zamanı. Bu ilginç bir şeye benziyor. Vay canına, çok gerçekçi. Ne gündü ama, biraz gevşemem lazım. Bu en son çıkan güvenlik teknolojisi. Sonuçta hiçbir şeyin garantisi yok. Demek sonunda gelebildiniz. Oturun. Hizmet verenlerin konuşmasından nefret ediyorum. Bugün şımartılmak istiyorum. Peki, o zaman size bir yüz maskesi uygulayayım. Tam paranın karşılığı bir ürün. Altından yapılan bir şey. Cildiniz 1 milyon dolar gibi görünecek. Zaten bu kremin değeri de bu kadar. Al bakalım. İşimi çok ama çok seviyorum. Sen neden hala buradasın? Hayat diye buna derim. Ne yiyeceğimi bilmiyorum. Bir sürü seçenek var. Ama baba, ben bir tek boynuzlu istiyorum. Hey, bakar mısınız? Hemen getirelim. Evet, öyle olsun. İşte buyurun. Afiyet olsun. Ne kadar yanına düştüm ki ben. Olamaz. Garson. Teşekkür ederim. Bunların hepsi fakirler için. Bu harika işte. Yemeğiniz efendim. Pahalı zevklerim var. Çok lezzetli. Ama herkese göre değil tabii. Ne? Hey sen, bakar mısın?
İşte paranız hanımefendi. Bu çok leziz. Buna inanamıyorum. Altın çok lezzetli. İkisi de gülünç haldeler. Benim de karnım çok acıktı. Bir şeyler yemeliyim. Ama ne? Fazla seçenek yok. Buldum. Bu renk bana yakışıyor. Hadi al başlasın. Aha, güzel ve soluk. Sanırım bu fast food dediğimiz şey. Çok kolay oldu. Ne güzel atıştırmalık. Örümceklere bayılırım. Ne? Evet, bu ikisini unutmuştum. Yeni bir iş bulmam lazım. Bu da neydi? Ne güzel uyumuşum. Hazırlanmam gerek. Su akmıyor mu? Peki nasıl yüzümü yıkayacağım? En azından dişlerimi fırçalayabilirim. Kimin fırçaya ihtiyacı var ki? Taptaze nane etkisi. Neden olmasın? Bu da işe yarar bence. Acaba ne giysem? Tamam, bu hoş işte. Neden olmasın? Hayır. O yat çok ufak. Hadi bakalım, kalkıyoruz. Tabii. Sanırım yaratıcı olmam lazım. Vay canına. Bu işte çok iyiyim. Uyan bakalım. Buldum. Buna karşı koyamaz. Altın. Ne harika bir rüyaydı. Her zamanki gibi muhteşem iş çıkarmışsın. Sadece işimi yapıyorum. Bye bye. Uf, hemen sabah olmuş. Makyaj telefonum nerede? Bakayım. Alo, yardımınıza ihtiyacım var. Sizin için ne yapabilirim? Güzel görünmeliyim. Bana makyaj yapman gerek. Pahalıya patlar yalnız. Para nerede? Peki o zaman. İşte burada. Cidden mi? Hayatta olmaz. Her şeyi kendim mi yapmak zorundayım? Çok sıkıcı. Pekala, sanırım artık başlamaya hazırız. Herkes kendini toplasın. İlk mezunumuz Cheryl. Canım hayranlarım. Buradan mezun olmanın tek sebebi babanın bize bir havuz yaptırmış olması. Tebrikler. Sen niye bana dokunuyorsun ki? Bu hoşuma gitmedi. Ben gidiyorum. Cheryl için alkışlarınızı alalım. Sıradaki Ellie. Fotoğrafçıların güzel yanından çekmelerini sağlar mısınız? İşte diploman. İşte başardım. Gerçekten de başardın. Selfie zamanı. Bu çok hoş. Tamam, artık sahneden in. Ve son olarak Ellie geliyor. Çok mutluyum. Yaşasın. İşte sana normal diploman. Hepsi bu mu? Canımı söz vermiştim ama. Gel sana bir sarılayım. Pekala, kendini topla bakalım Kevin. Sen bunu hak ettin Ellie. Canına, bu bir burs. İşte bu. Aferin sana Ellie. Bu hayatımın en güzel günü. Artık kendimize ait bir yerimiz olduğu için çok heyecanlıyım. Olamaz. Doğru yerde olduğumuzdan emin miyiz? Bu
yer biraz iğrenç görünmüyor mu? Sekiz bacaklı ev arkadaşlarımı yok artık. Hanımlar, hadi burayı istediğimiz bir yer şekline sokalım. Bu çöpe gidiyor. Yok, bu düzeltilemez. Uf, hadi yürü. Biraz uğraştıktan sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok gerçekten. İşte hepsi bitti. Şera nerede? Beni mi arıyorsunuz? Bunlar ne için? Tabii ya. Her daireye bundan bir tane lazımdır. Aynı tuvalet gibi. Evet, tahmin ettiğin gibi kendimize bir yatak yaptık. Düzelteyim. Bu aslında üçlü bir ranza. Bitkilerin havayı temizlediğini biliyor muydun? Ve çok da güzel görünürler. Pardon. Üzgünüm, istemeden oldu. Hey, çok hoş bir tüyo görmek ister misin? Böyle bir çember alıp çevresine renkli tüller bağlıyoruz. İşte oldu. Şimdi kendimi bir prenses gibi hissediyorum. Kızlar bakın. Keşke benim de böyle bir şeyim olsa. Buldum, süper. Sen şimdi burada dur, olur mu? Ben de bu arada bunun aralıklarından geçireyim. Yalnız çok sık olmamasına dikkat ediyoruz. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Biraz loş bir ışık bu. Gördün mü? Bilir. Kraliçe yeni yerine henüz taşındı. Ne? Ne? Ben de böyle hoş bir fon istiyorum. Tam beni yansıtan bir şey değil mi? Sofya'nın bile bir şeyi var. Kendimi dışlanmış gibi hissettim. Bir dakika. Bu yatak başlığı çok şirin değil mi? Şimdi yine deneyelim, olur mu? Bir kraliçeye çok uygun bence. Aynen öyle. Sofya, Esi resmen aklını yitirdi. Çok saçma. Hey, herkesin zeki kendine kızlar. Dünyada bundan daha güzel bir ses var mı acaba? Canım bundan çok istiyordu. Bunlardan milyonlarca yiyebilirim. Gerçekten. Ha? Ne? Ne var? Paylaşalım mı? Hayır. Hey, onları tek başına yiyemezsin. İzle o zaman. Hey. Yeşile karşı pembe şekerim. Hey, çok sert vurma. İşte bu. Hey, bu bayağı iyi bir darbeydi. Bence de öyle. Hey, yastığı mahvoldu. Üstelik sizin kavganızla hiç alakam yoktu. Ama birkaç leke yüzünden de çöpe dönüşmez. Kumaşın üstüne bu şablonu koyuyoruz. Ve böyle bir damgalama aleti kullanıyoruz. Sonunda boyadığımız yerler böyle harika görünecek. İşte bitti. Çok güzel olmadı mı? Nereden aldın bunu? Ben sadece güzel yastıklar kullanırım, biliyorsun. Etrafı bayağı bir dağıttık değil mi? Of. Ben de kendime yeni bir tane yapayım. Battaniyeyi yere yayıyoruz. Sonra işaretleme bantını yapıştırıyoruz. Şimdi sıra boyada. Ben yeşili seçtim tabii. Önce bu şeridi yapıyoruz. Sonra renkleri açarak ilerliyoruz. En sona beyaz geliyor. Şimdi sıra insanda en tatmin edici duyguyu uyandıran kısımda. İşte harika pürüzsüz çizgiler. Yeni yastık kılıfıma bakın. Bahse girerim, ben daha iyisini yapabilirim. Önce şeklini bir değiştirelim. Bunlar gözlere çok benziyor. Bunlar da yanaklara. Ne şeker oldu değil mi? Barış yapalım mı? Tabii, neden olmasın? Bir sonrakine kim kavga etmek ister? Patates cipsinden daha güzel bir şey var mı acaba? Ne? Ne hızlı oldu bu böyle? Bu nedir? Cheryl, orada ne yapıyor? Ne? Pekala, bunun içinde ne varmış? Askılar. Bu nedir? Belki bunlarla bir şeyler yapabiliriz. Benim gözüm tek bir şeydi.
Sofia, sen o kadar uzağa nasıl uzanabiliyorsun? Döttüm işte. Fiyuh. Bana gereken tek şey bu. Ben bununla gayet mutluyum ama önce hoş bir şekil yapmam lazım. Biraz yeşil bunun daha ilginç kılabilir. Zaten en sevdiğim renk yeşil. Kenarlarda dikkatli olmak gerek. Şimdi bunu ters çevirip bastırıyoruz. Bu kadar yeter. Ve tada! Çok güzel olmadı mı? İşte. Ben de bunun gibi bir şey yapmak istiyorum. Ama onu kendi başıma yapmalıyım. Altın renginden daha güzel bir şey olabilir mi? Kuruduğunda üst katına sıcak tutkal sürüyoruz. Tutkalı ortada kesip üstüne bir askı daha koyuyoruz. O da kuruduğunda askıyı tahta tepsinin kenarına tutturuyoruz. İşte kendime küçük bir sehpa yaptım. Artık bilgisayarı yatağımda kullanabilirim. Harika olmadı mı sence de? Buldum. Kelebeklere bayılırım. O zaman birkaç kelebeği kavanozuma koysam nasıl olur? Tutkalı sürüp kelebeği kavanozun içinde alta yapıştırıyoruz. Sonra istediğimiz diğer şekilleri ekliyoruz. Şimdi sıra bunu biraz renklendirmekte. Ve sürpriz! Pembe rengi kullanıyorum. Sonra bütün boşlukları doldurana kadar böyle devam ediyoruz. Neredeyse bitti işte. Şimdi içine yanıp sana ışıklar koyuyoruz. Büyüleyici olmadı mı? Bu harika bir gece lambası olabilir. Vay canına, bu hikaye giderek çılgınlaşıyor. Sofia! Bunu böyle tutmak istedim. Enişleri insanı gerçekten çok yoruyor. Eyvah! Son iyi gelmeyecek. Güzel, ikisi de uykudalar. Sakın uyandırma, sakın uyandırma. Bu canım acıttı ama. Ayağım artık dayanamıyorum. Ne? Bu da ne? Her yerde bu aptal oyuncaklar var. Neler oluyor? Şu an gecenin yarısı. Senin neyin var Tanrı aşkına? Ben size bunu getirdim. Çok güzel. Bunlar ufak raflar gibi. Üst ranza için idealler. Ve renkleri de pembe. Artık bunu elinde tutmana gerek yok Casey. Telefonunu bundan sonra buraya koyabilirsin. Sanırım biraz tamirat işim var. Ama ne yapmam gerektiğini biliyorum. Çerçeveyi böyle yanlamasına koyuyoruz ve iki tane daha ekliyoruz. Bütün kenarlarına tutkal sürüyoruz. Sonra üstüne tahta bir çubuk koyuyoruz. Kuruduğunda böyle raflarınız oluyor. Ama şimdi bunu biraz güzelleştirelim. Essie altın rengini çok seviyor. Şimdiden çok daha iyi görünmeye başladı. Sence de öyle değil mi? İşte bütün iş bitti. Aman tanrım bu müthiş Cheryl. Acaba bu şeyle ne yapabilirim? Öncelikle bunu farklı bir renge boyayalım. Beyaz fon için çok iyi gider. Bütün tahtayı boyayana kadar böyle devam ediyoruz. Bu arkadaşı hatırladınız mı? Böyle çok daha iyi oldu. Şimdi bir yarısını buraya, diğerini buraya koyup bunlardan birkaç tane ekliyoruz. Tada! Bu arkadaşlar artık bir işe yarayabilirler. Bu sayede bunun gibi şeyleri artık yerden toplamanıza gerek kalmayacak. Müthiş oldu. Etrafı topladığınız için teşekkürler arkadaşlar. Mükemmel. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu gerçekten müthiş. Bir şey değil, artık kendimize zarar vermekten kurtulduk. Bu sence de harika bir önce ve sonra durumu değil mi? Müthiş gerçekten. Bir dakika, bu da kim? Arkadaşlar selam, yeni bir oda arkadaşı mı arıyorsunuz? Ben arıyorum doğrusu. Sanırım sana bir yer açabiliriz. Bu yarışmaya katılmak isteyen var mı? Herkes katılabilir. Senin dışında. Çekil şuradan. İğrenç. İşte budur. Bu kimin arabası böyle? Endişelenmeyin hanımefendi, işte geldim. Buyurun, bastığınız yere dikkat edin.
Of, yol ne uzun sürdü. Bu broşür almanızdan büyük onur duyarız. Uzaklaş. Bu nedir? Resim yarışmasına davetiye mi? Hayır. Niye rüzgar olmak zorunda ki şimdi? Bunun içinde hiçbir şey yok. Bu da nedir? Resim yarışması mı? Of, teşekkürler. Ver onu bana. Bak ne yaptın. Dönüşe bakılırsa ikisi de gidiyor. Pekala, resim yapmaya hazır mıyız? Bir gökkuşağıyla ısınalım şimdi. Gökkuşağı mı? Bu ısınma için bayağı iddialı. Buldum. Bir torba dolusu eşyam sonunda bir işe yarayacak. Bir bakalım. Senin ufaklık. Hayır. Aferin oğluma. İşte aradığım şey. Biraz sihre hazır mısın? Bu renklerin gökkuşağına dönüşünü bir izle. Şuraya birkaç tane sıkalım. İşte oldu. Yani neredeyse. Güzel. Şimdi bunu devreye sokalım. Çok güzel oluyor değil mi? Bütün iş eldekilerle çalışmayı bilmekte arkadaşlar. İşte. Bu biraz kirlendi sanki. Şimdi bantların hepsini çıkarıyoruz. Düzgün ve temiz bir çizgi gibisi yoktur. Yani üç çizgi gibisi. İşte oldu. Yardımın için sağ ol. Çok etkileyici değil mi? Sanırım fena değil. Gelsin bakalım. Pardon. Bunu benim mi yapmam gerekiyor? Çok güzel. Sen çekilebilirsin. Yaratıcılığımı konuşturmam için bana biraz alan lazım. İlginç. Tabii öyle. Herkes izleyip öğrensin. Bir sürü renkli şey. Ne güzel değil mi? Şimdi ne olacağını izle. Gördün mü? Ben de güzel işler çıkarıyorum bazen. Ve bu bittiğinde elimizde kalan muhteşem gökkuşağı kumu olacak. Şu tonların canlılığına bak. Tada! Bu gerçekten muhteşem bir şeydi. Ama daha işim bitmedi. Bu aslında bir gökkuşağı adam. Bu biraz kişilik katıyor. Sence de öyle değil mi? Ve? İkisi de ilginç olmuş. Bu yüzden bu turu ikiniz de kazandınız. Sorun değil. Bize bir sonraki konumuz verecek mi acaba? Evet. Bir alet tasarlamalısınız. Anladınız mı? Alet mi? Peki. Tam gereken şeyi biliyorum. İşte geldi. Çok şirin değil mi? Ama bir iki düzenleme yapmam lazım. Bu iyi oldu. Artık işe koyulalım değil mi? Ve başla. Tamam, başlıyorum. Düşündüğüm şeyi mi görüyorum? Evet, çok inanılmaz değil mi? Hadi yap resmini ufaklık. Ama her sanatçıya ilham gerektiği için seninki de bu olsun. Sanırım bu minik kediciyi çizebilirsin değil mi? Sorun yok. Kusursuz bir daire çizmek için bu ufaklığa her zaman güvenebilirsin. Tanıdık gelmeye başladı mı? Sadece ona bir dakika verelim, gerekeni yapacak. Şu kusursuz çizgilere bak. Nasıl yani? Bunu onaylayamam. Robotlar gerçek bir sanat eseri yapabilir mi? Öyle görünüyor. Çekilebilirsin. Bitmiş görünüyor. Ve fazla söze gerek yok. İşte mükemmel oldu, gördünüz mü? Evet, ama bu oyunu iki kişi oynayabilir. Sadece doğru şekiller gerekiyor. Şimdi bir bakalım. Bunları bir araya getirdik mi? İşte oldu. Sadece bir parça plastik ve telefonundaki fotoğraf. Ve hop! Böyle üstünden geçebilirsin. Eldeki imkanları kullanmak her zaman işe yarar.
neredeyse bitti. Çok güzel oluyor. Yani bence. Ah, çok zayıf. Pekala, kim kazandı? Bariz nedenlerle Naomi kazandı. Olamaz. Demek yaratıcı olmak bu işin sırrı. Aptal robot. Senin yerin çöp kutusu. Beni duydun mu? Hayır. Çöp olan sensin. Ne? Benim için bir resim mi yaptın? Ah, bu komik mi yani şimdi? Bugün teknoloji tam bir fiyasko oldu benim için. Hmm, resim yapmak için kağıtta yer kalmamış. Bir dakika, kağıtlarımın hepsini kullandım mı ben şimdi? Of, olamaz, resim yapamıyorum anne. Bir şey mi oldu tatlım? Kağıdım kalmadı. Merak etme, bak şimdi. Ütüyü kağıdın üstünde gezdirdiğinde mürekkep yok olacak. Bak. Vay canına, sihir gibi. Tamam, artık çizime devam edebilirim. Teşekkürler anne. Bir şey değil tatlım. Hadi şimdi güzel bir şeyler çiz. Anne, bebeğime bak. Çok hoş canım. Ama ben sıkıldım. Onun yerine şu oyuncukla oynayayım. Ah, bundan da bıktım. Rın rın. Ah, ben yeni oyuncaklar istiyorum. Neler oluyor? Şşt, annem böyle seslerden hoşlanmıyor biliyorsun. Senin bir kapatma tuşun olsa keşke. Peki, arabanın anahtarını al o zaman. Sorun yok, al hadi. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Bu çok eğlenceli olacak. Aa, canına. Pırıl pırıl. Şu an hepsi benim. Ama benim ehliyetim yok ki. Kemerini tak, çok hızlı gideceğiz. Önce güvenlik. Hadi bakalım. Run. Vay canına, ben çok iyi bir sürücüyüm. Bip bip, Jackie'nin yolundan bip bip. Vay canına. Selam, arabama bak. Müthişmiş. Sen iyi misin tatlım? Ah, anladım. Güzel arabaymış. Keşke benim de böyle bir arabam olsa. Keşke yapabileceğim bir şeyler olsa. Ha, bu da ne? Bir oyuncak araba mı? Şanslı günümdeyim sanırım. Bunu en iyi verebilirim. Ama bunu bir yerlerde sürmek gerek. Ne yapacağımı buldum. Düz bir yere tişörtü ser. Kıvrımlı çizgi için bir siyah kalem kullan. Bunu tişörtün altına doğru çekip ikinci bir çizgi ilave ederek bir yol çiz. Şimdi yol işaretlerini çiz. Bunu bitirdiğinde yolun içini doldurmaya başla. Ama yoldaki işaret çizgilerine dikkat et. Bittiğinde şöyle bir şey ortaya çıkması gerek. Şimdi motoru çalıştırma zamanı. Hey Annie, sana bir şey aldım. Ama hepsi bu değil. Vay canına, burada bir yol var. Çok inanılmaz. Run run. Bu sanki mini bir masaj gibi. Bu harika bir şey anne. Anne, bu çok çok hızlı bir araba. Şunu izle. Ha? Pardon. Aa, sorun yok tatlım. Sadece biraz sırtım acıdı. Bu çok küçük düşürücü. Pardon. Sabah mı oldu hemen? Uyanın küçük hanım. Çiçekler için kusura bakmayın. Her neyse, bugün ne giymek isterseniz? Hmm, bilemiyorum. Hiçbirini. Harika küçük hanım. Bunlar güzel ama. Hayır. Bu ne güzel, pırıl pırıl. Hayır, hoşuma gitmediler. Belki de işi basit tutmalıyız. Olmaz. Yeni bir iş bulmalıyım. Hemen geliyorum küçük hanım. Sonra canım acıyacak. Evdeki tüm elbiseler bunlar. Hayır. Cidden mi? Bir saniye. Belki bu sanal gerçeklik gözlüğünü kullanabiliriz. Bunu daha önce akıl etmeliydim. Ben öyle oynamak istemiyorum. Hadi takın şunu başınıza. Işıkları kim söndürdü? Bir saniye. Bu güzelmiş. Ah, nihayet. Bunu sevmedim. Oh, tabii ki. Aa, bunlar hoşmuş. Nasıl görünüyorum? Çok güzel. Teşekkürler. Şimdi çekilebilirsin. Uyumam lazım. Ne? Şaka mı bu?
Ay, bu horozdan nefret ediyorum. Uf, çok yorgunum. Sanırım kalksam iyi olacak. Bu koku da ne? Ay, çok iğrenç. Of, benden geliyormuş. Bugün ne giysem? Hepsi bu mu? Bir tişört mü sadece? Ve bunun da üstünde bir delik var. Ama bir şeyler giymem lazım. Sanırım bunu giymem gerekecek. Bu haksızlık. Keşke yeni elbiselerim olsa. Bu da ne? Hey, bunları unutmuşum. Belki bunları yeni kıyafetler bulmak için kullanabilirim. Bu harika olacak. Çok hoş. Biraz daha rahat bir şey. Sıradaki ne olsun? Kırmızı yakıştı. Ne yazık ki bu kıyafetlerin hiçbiri bende yok. Sadece bu eski tişört var. Ama bu çok eğlenceli. Vay canına. Neredeyse bitti sayılar. Hey, bitene kadar olmaz, tamam mı? Şimdi kıpırdama. Gözlerin simetrik değil. Hayır, kesinlikle değil. Bitti, bu sensin kardeşim. Aa, bu bana hiç benzemiyor. Sadece kendimi kötü hissetmem için uğraşıyorsun. Ver şunu bana. Pekala. Ne yapacaksın? Kendi ilacını tatma zamanı. Hazır ol bakalım. Koca bir kafan var. Pörtlek gözler. Yamuk yumuk dişler. Evet. Tada! Ay, şaka mı bu? Hiç de o kadar çirkin değilim bir kere. Ver şunu. Açayım mı? Buyur. Gazlı kalem mi? Oo. Aç aç. Oo, bu bayağı sağlam bir şey. Hayır, çok daha iyi bir fikrim var. Hey, baksana. Tavşanı kim içeri almış? Aa, bunu nasıl yapıyorsun? Kurda dikkat et ufaklık. Ve şimdi özel gösterimiz. Bu harika. Çok yeteneklisin. Hey, bir dakika. Ben sadece ellerimle konuşurum. Ama bir dakika. Daha da iyi bir fikrim var. Şimdi gözlerimi ayarladığıma göre gölge kuklamı kağıda dökebilirim. Tek yapmam gereken boşlukları doldurmak. Bunun ne olduğunu çıkarabildin mi? İnsanoğlunun en iyi arkadaşı tabii ki. Şimdi bu köpeciğin tek eksiği biraz renk. Aa, bugüne kadarki en iyi çalışmam. Hiç durmayacaksın değil mi? Filmi bitti. Şuna bak, gölge oyunundan esinlendim. Daha iyice. Niye benim aklıma gelmedi ki? Bunu seveceksin. Ne sevimli değil mi? Bu o tavşan. Peki. Bu ufaklığa da ilham verdi. Birkaç parmak daha. Bunu alsana. Teşekkürler. Of, yine mi? En azından atıştırmalıklarım var. Güzel. Ve sıra sende. Ha? Of, ben sanat yaparım, matematik değil. Bunun nasıl olduğunu biliyor musun? Matematik. Biliyorum şapşal. Seninkini açsana. Ne? Bana da bir tane geldi. Baksana, bunları birleştirmeliyiz. Anladım. Bu sen misin? İdare et işte. Dinliyorum. Bu şeye çıkma. Amanın, bu kadar gürültülü olmak zorunda mı? İyi, tamam. Anladın mı? Ben kendim bulurum. Sadece biraz sanat sihri gerekli. Biri bir zürafaya çevireyim. Ne sevimli. Ya ikiyi? Kuya tabii ki. Ama üç sayısı.
güzel bir kelebeğe dönüşecek. Ya 4, o minik bir balık. Bayağı yaratıcı değil mi? İşte benim sevdiğim tarz matematik. Bayağı yaratıcıymışsın Kevin. Artık burada bana ihtiyaç yok. Benimkini çözmek istemez misin? Sanatçıların işi asla bitmez. Bak da öğren. Selam minik deniz atı. Küçük bir sincapla arkadaş olmak ister misin? O artık senin komşun. Ve 7 içinde denize geri dönüyoruz. Ve son olarak sevimli bir ayıcık. İşte hepsi bitti. Gerçekten de iyiyim. Sence de öyle değil mi? Biri yorgun düşmüş. Uyan! Ha! Hepsi bitti mi? Sence? Bravo! Yaratıcılıkta şampiyonsun. Zamanımızın Picasso'su. Peynir de. İşte benim tek boynuzlu atım. Ne tatlı. Ama biraz boyamak gerek. Kalemlerim burada bir yerlerde. Ay, bu iyi bir his değil. Her yer mürekkep olmuş. Bunlarla resim yapamam. Anne! Ne oldu tatlım? Kalemlerime bak. Ah canım, tamam. Annen ne yapacağını biliyor. Önce ellerini temizleyelim. Ellerimiz kirli olmasın. Çantayı da silmeye çalışalım. Oo, işe yaramıyor. Bir dakika. Sana yeni bir çanta alacağız. Telefonum gerekli. Aa, sırt çantaları da çok pahalıymış. Her şey yoluna girecek. Annem bir parasını kontrol etsin. Amanın. Zaten gerçek olmayacak kadar iyiydi. Aa, küçük kızımı üzgün görmekten nefret ediyorum. Bir dakika. Sanırım işleri nasıl düzeltebileceğimi buldum. Bu işe yarayabilir. Mürekkep lekelerini saklamak için tek gereken birkaç renkli keçe. Keçeyi tek boynuzlu atın bölümleri şeklinde kes. Her parçaya tut kalsır. Keçe iyice kaplansın. Sonra bunları çantaya yapıştır. Tüm parçalar yapışınca bir tek boynuzlu at ortaya çıkacak. Ve sonunda mürekkep lekesinin üstünü kaplayacak. Gözleri de unutmayalım. Her tek boynuzlu atın uzun güzel kirpikleri vardır. Bu sihirli gibi oldu. Selam tatlım, iyi misin? En azından parmaklarımdaki mürekkebi çıkardım. Bak, annen sana bunu yaptı. Ah, aman tanrım, tek boynuzlu atlı bir çanta. Bayıldım, teşekkürler anne. Rica ederim canım. Bu mükemmel. Bunu biliyorum. Anladım. Ha? Aman ne güzel, kurşun kalemimin ucu kırıldı. Sanki bu da tam ihtiyacım olan şeydi. Belli etmeden alayım. Ne yapıyorsun sen, o benim. Kıskandın mı? Aa, evet, çok iyi geliyor. Ha? Peki, bu tuhaftı. Neyse. Kalem tıraşı nereye koymuşum? Yok, ya şunun altında? Sadece bir sürü iğrenç sakız. Ne yapacağım şimdi ben? Ay, ayakkabımın içinde bir şey var. Bu ne? Ah, kalem tıraşım. Güvenli bir yerde olduğunu biliyordum. O koku spor ayakkabımdan mı geliyor? Berbat. En azından kalem tıraşımı buldum. Bir dakika, bu aklıma bir şey getirdi. Sadece bir sakız lazım. Harika, bu işe yarayabilir. Sakızı yüzüme yapıştırıyorum. Kalem tıraşı da üzerine yapıştırıyorum. Onu bir daha kaybetmeyeceğim. Vay canına, ne kadar şık. Çok kullanışlı üstelik. Şimdi ödevimi bitirebilirim. Luna! Böyle yapmasana. Selam. Peki, gel hadi. Biraz ödevim var, tamam mı? Tamam. Ben de resim yapayım. Tamam. Oo, ne kadar güzel bir resim. Bu bir ev. Neredeyse bitti. Benim işim de bitmek üzere. Bak Luna. Sen ne yapıyorsun? Aa, ben yapmadım. Bütün defterlerimi çizmişsin. Pardon. Güzel oldu ama. Mahvolmuşlar. Şuna bak. Ne yapacağım ben şimdi?
Bir dakika. Belki şu mürekkep işime yarayabilir. Güzel bir sanat eseri ortaya çıkarmalıyım önce. Önce defterin üstüne bir kağıt yerleştir. Sonra üstüne kalemle desenler çiz. Daha canlı bir etki için renkli kalemler kullan. İyi görünüyor ama daha bitmedi. Plastik bir poşet al, içine mürekkep koy. Dikkatli ol, dökülmesin. Bunu yaptıktan sonra poşetin ağzını kapat ve defterin üzerine yerleştir. Sonra mürekkebi yay. Biraz keçe alıp defterin kenarları için buradan bir çerçeve kes. Bunu deftere yapıştır ve iyi eğlenceler. Ne güzel bir fikir. Hiçbir şey yapmıyorum. Ah, sus. Hey, sorun yok. Bak. Bu bana mı? Evet, tabii. Aa, bu çok eğlenceli. Ah. Şuna bak. Ne güzel şekiller çiziyorum. Teşekkürler Luna. Ah, bu ders çok sıkıcı. Ben çok acıktım. Hey, bu çok komikti. Madison, dikkatini ver. Özellikle de ben komiklik yaptığımda. Tam böyle durumlar için üstünde çalıştığım bir şey var. Ah, merhaba öğretmenim. Harika bir ders. Ah, bu nedir? Çok iyiymiş. Bunca zaman neredeydin? Çok gülünç görünüyorsun. Bu dersten nefret ediyorum. Bu renk seni açtı. Buna bayıldım. Günaydın çocuklar. Olamaz. İyi uçuşlar. Belki kimse fark etmemiştir. Değerli tezkâtlarım, bu neden oldu ki? Çok utanç verici. Şunlara bak, hepsi fena karışmış. Zalim dünya. Aa, kıskaçları kullanabilirim. Tam ihtiyacım olan şey. Kağıtları bunlara kıstırıyorum. Sonra klipsin üstüne yazıyorum. Bu sayede hangi kağıdın hangisi olduğunu görebilirim. Keşke bunu daha önce düşünmüş olsaydım. Şunlara bak, müthiş oldu. Test zamanı. Şimdi kim gülüyor görelim bakalım ha? Hey, dikkat etsenize. Al bakalım Madison. Aa, pardon. Ama bunu da halledebilirim. Hem de bu harika klipsle. Bunu sıranın yan tarafına yapıştıracağım. Birkaç tane daha lazım. Sonra kalemleri bu klipslerin içine sokacağım. İşte oldu. Vay canına, etkilendim. Bu çok akıllıca. Sen de buyur Leo. Sağ ol. Bu zormuş. Gerçekten ders çalışmalıymışım. Psst, Madison. Madison. Selam. Merhaba David. Aman tanrım, işte oluyor. Bunlar senin için. Çok romantiksin. Hayatımızın geri kalanını birlikte geçirmek için sabırsızlanıyorum. Çok mutluyum. Hey şampiyon. Oo, aynı benim boyum. Gulu gulu gulu. Mükemmel bir hayat. Hey, sen burada mısın? Bir kalem ödünç alabilir miyim? Ah, tabii ki. Al bakalım. Bir dakika. Çiğnediğim kalemi David'e veremem. Başka bir tane bulmalıyım. Vay canına. Kalem yemeği hemen kesmem lazım. Merhaba David. Selam Emma. Benim kalemimi alabilirsin. Bir dakika, tamam mı? Buna inanamıyorum. Emma ne yapıyor? Hızlı olmam lazım. Bu güzel oldu. Uzun sürmez. Burada bir kalem olması lazım. Hepsi bu mu? Aa, belki bu ojeyi kullanabilirim. Sanırım bu işe yarayabilir. Kalemi parçalarına ayırarak işe başlıyoruz. Sonra ucunu kesiyoruz. Uç kısma tutku astırıyoruz. Şimdi bana oje lazım. Ucu oje şişesinin içine sokuyorum ve etrafını tutkallıyorum. Bir süre tutkalın kurumasını bekliyorum ve sonra kalemin tepesini buraya yerleştiriyorum. İşte oldu. Aa, artık simli yazan bir kalemim var. Aa, ne güzel görünüyor. Sonra şişenin kapağını geri takabilirim. Bu sıkıcı bir kalemden daha güzel bir şey. Al bakalım. Aman tanrım, elime dokundu. Artık dersimi yapabilirim.
Bu hayatımın en güzel günü. Güzel kalemmiş, teşekkürler. Yaşasın, işe yaradı. Çok harikasın. Yani yazın çok harika. Bir bakalım. Sanırım bu doğru açı. Hey büyük baba, resmim hakkında ne düşünüyorsun? Aferin, renkleri iyi kullanmışsın. Oo, şu boyalara bak, bunlar bana lazım olacak. Fırça lazım değil mi? Orada ne yapıyorsun? İşte boyalarla işim bitti. Ne düşünüyorsun? İyi sanırım. Daha tam bitirmedim ama. Şu plastik levhayı alıyorum ve üzerine sürtüyorum. Oo, şuna bak, nasıl akıyor. Şimdi bak ve ne düşündüğünü söyle. Aman tanrım, bu... Vay canına, bu gerçekten harika büyük baba, bayıldım. Pekala, bantı alıp şuraya yapıştırıyorum. Şimdi resmime başlayabilirim. Of, düşündüğümden daha zormuş. Sanırım şimdi bu rengi alacağım. Dikkat, çizgiyi bozma. Bu iş iyice berbat bir hal almaya başladı. Hey, bir dakika, büyük babamda bant var. Hop, şunu ödünç alayım büyük baba. Pekala, şu bir parça bantı aldım. Şimdi renkli kalemlerimi üstüne diziyorum. Onları yerlerinde tutmak için bantı katlıyorum. Evet, bu çok işe yarayacak ve harika olacak. Şimdi daha güzel bir gökkuşağı yapayım. Evet, işe yaradı. Ben bir dahiyim. Vay canına, aferin. Peki ya daha fazla kalem kullansak? Bir sürü var. Nasıl bir gökkuşağı olur kim bilir. Bunu güvenli olduğuna emin misin? Sanatta güvenlik yoktur oğlum. İşte başlıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Kim demiş ki gökkuşağı illa kemer şeklinde olur diye. Şuraya gidiyorum. Sonra da jüriye doğru. Şimdi de kağıdın şu kısmına. Ve başladığım yere dönüp birleştiriyorum. Vay canına. Bitti. Projenin bitmiş haline bir bak. Sanki bir tür kuşa benziyor. Vay canına. Resimler de indireyim. Gel vatandaş, sadece bugüne özel. Yok, almayayım ben. Hayır, yine reddedildim. Canavar, imdat saldırıyor. Sakin ol, ne oldu? Kimse sanat eserlerimi istemiyor. Büyük baba, sen o çöp kutusunda ne yapıyorsun? O çöplerle ne yapacaksın? Bana hiç güvenmiyor musun? Peki o zaman izle bakalım. Şu kapağı kağıdın üzerine koyuyorum. Şimdi sprey boyayı kağıda püskürtüyorum. Tamamını kaplamasını istiyorum. Kapağın üstünü de kaplamaktan çekinme. Şimdi köşeye biraz beyaz boya sıkıyorum. Tamamını kaplıyorum. Şimdi sıra plastik poşette. Bununla beyaz boyayı hafifçe vuruyorum. Bu boyanın birazını alacak. İşte böyle. Şimdi biraz daha beyaz boya sıçratıyorum. Kapağı kaldırma vakti. İşte bu kadar. Bitti. Tadam! Vay canına büyük baba. Bu inanılmaz güzel. Bunu yapmanın senin için bu kadar kolay olmasına inanamıyorum. Al, senin olsun. O resmi istiyorum. Bütün parayı alın. Tamam, sanırım bu eser bitti. Kendimi övmüş gibi olmayayım ama bu tam bir başyapıt oldu. Şövalenin üzerine koyayım. Vay canına, bayıldım. Oo, baloncuklar. Sanırım küçük bir ödülü hak ettim. Evet, bak ne çoklar. Baloncuklara bayılırım. Hey, ben geldim. Amanın, resmi düşürdüm. Of! O benim başyapıtımdı. Yaptıklarımın en iyisiydi. Bir dakika, baloncuklar mı? Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Bir pet şişe alıyorum, tepesini kesiyorum. Açık kısmına bir file geçiriyorum. Sonra bu sabunu cam bir kaba döküyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi şişenin açık kısmını sabuna batırıyorum. Sabun fileye yapıştı. Buna boya eklemenin tam zamanı. Biraz mavi boya damlatıyorum. Biraz da kırmızı ve tabii biraz da sarı. Ana renkler tamam. Şimdi baloncuk yapmalıyım. Ama tuvale yakın olmam önemli.
büyük olanları patlatayım. İşte sanırım bu iş tamam. Hey, buna ne dersin? Vay canına, bunu nasıl yaptın? Senin baloncuklarından esinlendim sadece, senin için yaptım. Çok sağ ol. Çok sağ ol büyük baba. Buna bayıldım. Baloncuklar gerçekten müthiş. Resim yapmak için harika bir fikrim var ama onu nasıl yapacağını bilmiyor musun? Endişelenme, bizim sıradan fikirleri birer şahesere dönüştürecek yapılması çok kolay küçük ipuçlarımız var. O halde hemen yaratıcılığımızı kullanmaya başlayalım. Hoşlandığım çocuk birden bana ilham verdi. Eminim bu yaptığım onun çok hoşuna gidecek. Hadi bakalım. Naber David? Güzelim, bana ne yazmış acaba? Evet, bu bende de bazı hisler uyandırdı. Kalbim göğsümden fırlayacak. Şimdi bir bakalım. Bak kitaplarım. Bak, kusura bakma. Dur, sana yardım edeyim. Anne yumuşak. Vay canına. Alayım onları. Tabii. O zaman... Pekala. Teşekkür ederim. Sanırım aşık oldum. Bir saniye. Son bir bakış atmalıyım. Evet. Bu çocuk beni gerçekten etkiliyor. İşte bunu diyeceğim. Sevgilinle birbirine ilk baktığın anı hatırlamak gibisi yoktur. Zor kısmı bitti. Güzel. Vay canına. Bunu hatırlıyorum. Ne tatlı bir çocuk. Seni seviyorum aşkım. Yaratacağın eser için ön hazırlık yapmak bütün sürecin bir parçasıdır. Gerçi ben bu aşamada etrafı biraz batırıyorum. Her neyse, şimdi sıra bu fikri sanata dönüştürmekte. İlk fırça darbesi her zaman en iyisidir. Buraya biraz mavi ekleyelim. İşte bir şeylere benzemeye başladı. Yoksa olmadı mı? Korkunç oldu. Bu çöpe gidiyor. Neyse ki daha bir sürü kağıdım var. Çok yumuşak bir fırça darbesi. Bu öncekinden de kötü oldu. Öf. Hadi ama artık odaklan. Şaka bu herhalde. Ben neden optal bir çiçek bile çizemiyorum? Pekala, sakin ol. Derin bir nefes al. Bunu yapabilirsin. Bunu yapmak için gereken her şey bende var. Hadi o zaman. Yavaş. Yavaş. Öpçü. Of, talihsiz bir durum. Ama bir dakika. Çok ilginç bir şekil çıkmış. Bunu geliştirebilirim. Boya fırçasını farklı tarzda kullanmak tamamıyla benzersiz şekiller oluşturmaya yardımcı olabilir. Ve benim durumumda bu şekil çiçeğin yaprakları oldu. Çiçekleri çizdikten sonra sap ve yapraklar için yeşil ekleyebiliriz. Bak nasıl güzel oluyor. Fırça darbelerini dikkatlice uygulamaya devam ediyoruz. Hatta istersek bu ikisini böyle birleştirebiliriz de. Bu sayede kağıdı çok güzel bir şekilde doldurabiliriz. Başaracağımı biliyordum. Vay canına. Bunun hepsini kendi başına mı yaptın? Bunu neden sen almıyorsun Annie? Daha yaratacağım şeyler var. Ve bu sefer eserimi tamamen yeni bir yaklaşımla yaratacağım. Ama merak etme, aynı temadan uzaklaşmıyoruz. Bu darbelerin yapraklara nasıl canlı bir görüntü kattığını görüyor musun? Bu arada işimizi hiç aceleye getirmiyoruz. Alta böyle çimenlerde yapabiliriz, gördün mü? Ama bir sonraki aşama biraz zor. Tamamen farklı bir doku yaratmak için böyle boya öbekleri kullanabiliriz. Bu farklı doku için balonu kullanacağız. Ne iç açıcı oluyor değil mi? Şimdi bunu baskı gibi kullanıyoruz. Bunun sonucunda benzersiz eğlenceli çiçeklerimiz oluyor. Bunu da atlamayalım. Çok güzel değil mi? Müthiş oldu. Ne düşünüyorsun?
Böyle bir şey yapmak nasıl aklına geldi? Gizli malzememle elbette. Aha evet. Neyse. Tada! Şey bunlar bayağı farklıymış. Bana niye kereviz sapı çıktı ki? Ne güzel. Öyle mi? Ha? Anladım. Tam orada dur. Eşarbımı korumalıyım. İşlem başlasın. Ha? Bekle bir dakika. Al bakalım. Sana sadece bu kısmı lazım. Tabağa biraz boya dök. Ve tuvalini hazır et. Kereviz sapının dibini boyaya bandır. Sonra da kağıda bastır. Bak nasıl çiçek gibi görünüyor. Müthiş! Tam bir buket yaptım. O kadar güzel ki ağlayacağım. Hey, ne haber? Sanat yaptım bak. Ben hala bayağı açım. Sağ ol. Bunu ister misin? Dur. Önce ben açayım. Oo, taze sanat malzemeleri gibisi yok. Kendimi zor tutuyorum. İlham geliyor. Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Hayır. O zaman otur da izle. Önce beyaz üstüne beyazla başlayacağım. Henüz pek görünmüyor değil mi? Ah, gerçekten anlamadım. Bunun yardımı olur. Vay canına. Tebeşir kocamanmış. Ama hala bir şey göremiyorum. Ya bende ne varmış? Öf. Bir dakika. Bunlara ihtiyacım yok. Güle güle. Şimdi gelsin renkler. Kaderde ne varsa çıksın. Bitiyor. Ah. Hey. Ha? Etkilendin mi? Bu tablonun adını renkler koyuyorum. İlginç. Gerçekten. Benimkini görmek ister misin? Eminim artık görebiliyorsundur. Bu çok zekice. Bunu nasıl yaptın ya? Düşündüğünden daha kolay. Sadece çizeceğin resmi kağıda beyaz üstüne beyaz tebeşirle çiz. İlk rengini seç ve süngere sür. Sıradaki renk lütfen. Böyle görününce sayfa boyunca çek. Tebeşirin boyayı nasıl engellediğini görüyor musun? Ve bitti. Bu kadar kolay ve harika. Hayır! Aa! Sen ne yapıyorsun? Fotoğraf çekiyorum bak. Ah güzel. Niye bu kadar uzun sürüyor? Saçlarım şu an çok iyi halde. Acele biraz. Çok çok fena. Diş tellerim öğle yemeğimi takılmış. Anne bunu duvara asamaz. İşte o yüzden dişlerini önceden fırçalaman lazım. Dişlerim pırıl pırıl parlamalı. Harika Hollywood tarzı bir gülümseme. Sanki fotoğraf günü umurumdaymış gibi. Kimi kandırıyorum? Sadece güzel olmaya çalıştım. Sarıl bana. Seni tanıyor muyum? Sorun yok. Gülümsemekten hoşlanmıyorum. Çok kötü görünüyorum. Teşekkürler. Buna ihtiyacım vardı. Az evvel sen üstüme giydiğim şeyi mendil olarak mı kullandın? Oo, ciddi misin? Çok iğrenç. Sıra sende. Hadi. Aa, bu sadece bir fotoğraf. Of çok güzel görünüyor. Hey kendi çorbanı al. Ne? Hayır ben senin kaşığını istiyorum. Teşekkürler. Kaşığa kimin ihtiyacı var ki? Bütün günümü burada geçiremem. Sende niye kaşık var?
Bu pahalı bir kamera gibi ama biraz geliştirilmeye ihtiyacı var. Lensin üstüne birkaç lastik bant sar. Sonra kaşığı bantların altından geçir. Ama kameraya zarar vermemeye dikkat et. Lensin kenarına iki kaşık daha koy. Şimdi yakın çekimler için hazırsın. Nasıl? Bu müthiş bir şey. Yalnız iyi görünen tarafımdan çek. Çorba harikaydı. Tam planladığım gibi oldu. Kaşığını geri alabilirsin. Peki. Madison orada işte. Yaşasın, hala düşmedi. Burada olduğumun hiç farkında değil. Bir planım var. Ne güzel bir taş. Sessizce yaklaşayım. Olamaz. Gözlüğüm. Sen ne yaptın? Pardon, ben şimdi alırım onu. Neredeyse uzanabiliyorum. Bir dakika. Bunu görüyor musun? Ver bakayım telefonunu. Bu harika çıkacak. İşte böyle devam et. Ne düşünüyorsun? Vay canına, çok yaratıcı. Şuraya bak. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Bu kitap çok sürükleyici. Madison, şuna bak. Bir sürü beğeni almışım. Bu çok etkileyici. Çok kıskandım, onu göstereceğim. Nereye gidiyor şimdi bu? Hey! Yanlış bir şey mi oldu? Kendimi aptal gibi hissediyorum ama bu acayip olacak. Vay canına. Ne yapıyor öyle? Şu hareketlere bak. Çok acınası. Daha fazla beğeni almam lazım. Bunun işe yaraması lazım, öyle değil mi? Lütfen dur. Kabul et, çok etkilendin. Bakabilir miyim? Viral oldu. Şimdi beni yalnız bırak. Bunu bir görmem lazım. Kes şunu. O zaman başka bir şekilde çözüyoruz. Bakalım kaç beğeni almış. Sıfır mı? Gerçekten mi? Sen ne yapıyorsun? Ver şunu bana. Kaç kişinin gördüğünü bilmem lazım ama nasıl? Buldum. iPad'ime ve bir bardağa ihtiyacım var. Şimdi bir havai fişek videosu oynatacağım. Ve bardağı filtre olarak kullanacağım. Bu kadar yeter. Şuna bir bak. Vay canına. İşte bu viral olmuş. Hadi yaratıcı bir şeyler yapalım. Bu çok daha eğlenceli. Bunlar çok güzel. Çok lezzetli. Neredeyse bitti. Olamaz. Çok sinir bozucusun. Sen öylesin. Bu kadar yeter. Bana kurabiye borçlusun. İyi de sen bana çarptın. Siz çok sinir bozucusunuz. Bu farklı bir şey. Biz nereye geldik? Bunu görüyor musun? Merhaba dünyalılar. Burada olduğunuz için çok mutluyum. Neler oluyor? Ne bileyim, bana sorma. Şu an bir sanat kapışmasındasınız. Ne? İlk meydan okumanız pizza dediğiniz insan yiyeceği. Pizzaya bayılırım, bu kolay olacak. İyice karnım acıktı. Şimdi burada keşke leziz bir pizza dilim olsaydı. Buldum. Hadi şimdi kreple resim yapalım. Önce bir üçgenle başlayacağım. Sonra çıtır kısmını dolduracağım. Krep hamuru boyadan çok daha iyi. Sucuklu olsun istiyorum. Bu pembe hamurla birkaç nokta yapıyorum. Bir sürü üst malzemesi olmalı. İşte şimdi sıra peynirde. Bunun için sucukların çevresinden dolaşıyorum. Ama dikkatli olmalıyım. Piştiğinde ters yüz ediyoruz. Şimdi dikkatlice kaldıralım. İşte oldu. Çok iyi oldu değil mi? Esin. Bu inanılmaz. Ne? Sende pizza mı var? Sorun ne? Bir parça ister misin? İyi de nasıl? Berbat kokuyor. Bunun yeri çöp.
Ama benim krepten pizzam çok iyi değil mi? Ne demezsin? İşe koyulsam iyi olur. Bu üç boyutlu kalemle müthiş sanat işleri yaratacağım. Önce dış hatlarıyla başlıyorum. Üçgen çizmek en kolayı, bu taban için mükemmel. Şimdi üçgenin içini dolduruyorum. Şimdi de çıtırını çizeceğim. Bunun için sınırların içinde kalmam lazım. Tabanı bitti. Her pizzaya peynir lazımdır. Vay canına, bu ciddi ciddi erimiş peynire benziyor. Peynirli bir pizza. Ama bunun üstüne bazı malzemeler lazım. Sucuk da yapacağım. Sucuk en sevdiğim şey. Çok az sulandırıcı değil mi? Bir ısırık almak istedi canım şimdi. Yok artık. Bütün bir pizza yapabilecekken neden tek bir dilim olsun ki? Kıskandın mı? Cheryl kazanıyor. İşte bu. Biliyordum, en iyi benim. Bırak şunu. Neler oluyor? Bu oyuncak benim. Ah, ne haber? Sizin bu peluş oyuncakları çizmenizi istiyorum. Peki, sorun yok. Aklıma bir fikir geldi. Cheryl, hadi yakala. Hey, bu haksızlık. Bu benim sorunum değil. Dima gibi gideceğim. Pekala, hadi başlayalım. Önce gözleri çizeceğim. Bu çok basit. Bunun için sadece siyah daireler çizeceğim. Şimdi sıra ağzında. Bunun içini siyah plastikle dolduracağım. Tamam, bu da kolaydı. Şimdi dudaklarını çizeceğim. Bunun için sadece ağzının çevresinden geçmem lazım. Hagi Wagi çok da korkutucu değil. Şimdi sıra tüylerinde. Bu biraz zaman alabilir. Bir sürü mavi tüy var. Bunun için sadece çizikler atacağım. Böyle aşağı doğru devam edeceğim. Ve burada her şeyi birbiriyle birleştireceğim. Sonra sıra ayrıntılarda. Bence gayet güzel oldu. İşte döndüm. Ne? Sen bitirdin mi? Acele etsem iyi olacak. Ah, paniğe kapılma. Bunu başarabilirsin. Önce ağzıyla başlayacağım. Bu bana birkaç ruju almam gerektiğini hatırlattı. Ve şimdi sıra dişlerde. Kesimesinin bir diş hekimine görünmesi lazım. Şu ana kadar gayet iyi. Şimdi ağzını doldurayım. Bu biraz zor. Gözler için biraz beyaz renk lazım. Şu an ellerim titrememeli. Şimdi tüylerini yapabilirim. Bu kolay kısmı. Bunun için sadece içine dolduruyorum. Neredeyse bitirdim. Sadece pişene kadar beklemem lazım. Sıra bunu ters çevirmekte. Sanırım artık hazır. İşte başardım. Kabus gibi olmuş bu Cheryl. Aferin, kazanan esi oluyor. Yaşasandım, ben kazandım. Bu da neydi? Bu çok komikti. Eğlendiğine sevindim. Kimse fark etmemiş. Sorun yok. Bu sefer bir muz çizmenizi istiyorum. Tamamdır. Bu kolay olacak. Muz yapmak kolaydır. Şimdi bunu ters çevireceğim. Ah, niye böyle oldu? Bunun sorunu ne? Burada bir fiş olması gerekmiyor mu? Sabotaj! Tüh! Şimdi kusura bakma ama bir muz çizmem lazım. Bu kolay olacak. Ama bu sefer bir sanatsal takılacağım. Vay canına, bu harika görünüyor. Sıra biraz sarıda. Bunun için bölümleri dolduracağım. Bu turu da kesin ben kazanacağım. Çok gerçekçi görünüyor. Kabuğu için daha koyu bir sarı kullanacağım. Acele etmeyeyim. Çok düzgün olmasını istiyorum. Hiç hata olmamalı. Hah, işte bitti. Hadi ama. Bunun harika göründüğünü sen de biliyorsun. Ben seninle konuşmuyorum. Bir şey mi oldu? Bu sefer bir şey karıştırmak yok, tamam mı? Pekala, şimdi odaklan. Esi'yi mutlaka yenmeliyim. İşte dış hatları tamam. Şimdi muzu yapacağım. Belki de bunu meslek edinmeliyim. Cheryl'ın krep evi. Kulağa çok güzel geliyor. Bir dakika, konsantre olmam lazım. Neredeyse bitti. Vay canına. Bunu çok sevdim Esi. Hadi devam. Ah hey. Tara. Bu sefer seçim zor. Berabere kaldınız. Bu gayet makul. Aferin bize.
Vay canına. Neyse ki bizden şüphelenmiyor. Pekala, şimdi ne yapıyoruz? Affedersiniz. Ha, elbette. Bir sonraki yarışmamız origami. Origami mi? Peki. Neyse ki yanımda her zaman kağıt vardır. Şaka tabii. Bunu Şan verdi. Ben doğru dürüst işe yarayacak bir şey tercih ediyorum. Hatta daha da iyisi altın var yanımda. İşte burada. Vay canına. Bu gerçek mi? İşe koyulsam iyi olacak. Pekala, şunu içine atalım. İşler kızışıyor. Vay canına, altına döndü. Niye bununla yetineyim ki? Sen de gir bakayım. Aman tanrım. Evet, kesinlikle işe yaradı. Muhteşem. Bayan Betty, teşekkürler şef. Bu büyük haksızlık. Acaba benim bir yerlerde kağıdım var mıydı? Altın değil bu ama iş görür. Biraz sihir görmeye hazır mısınız arkadaşlar? Fena. Kağıt kırış kırış olmuş. Çok komik biliyorum. Ama işleri tersine çevirebilirim. Yalnız ütü üstüne fazla gezdirmiyoruz. İşte yepyeni oldu. Aman neyse. Benim düşünmem gereken başka şeyler var. Birkaç kez dikkatlice katlayınca bunun bir kağıt parçasıyla hiç alakası kalmayacak. Şimdi buraya birkaç işaret koyalım. Ha, şu an tuhaf görünüyor ama sonunda çıkan şey anlamlı olacak. Tanıdık geliyor mu? Bu dünyadaki en güzel kız. Ne? Sabırlı ol biraz, tamam mı? Şuraya bir iki şey çizelim. Aynı şeyi diğer tarafa da yapıyoruz. Kanatları katlamaya ve boş yerlere çizmeye devam ediyoruz. İşte hepsi bitti. Ah, sen öyle diyorsan. Şimdi de renkler gelsin lütfen. Bak, artık dans edebiliyor. Artık kollarını bacaklarını hareket ettirebilirim. Vay! Ben bununla yarışamam ki. Yoksa yarışabilir miyim? En üstte böyle bir kat yapıyoruz ve bunu aynı yönde tekrarlıyoruz. Bu şekilde aşağıya devam ediyoruz. Sonra buraya düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra böyle aşağı doğru devam ediyoruz. Sonra kapatıp kare haline getiriyoruz. Ne olduğunu anlayabildin mi? Buraya bir tavşan çiziyoruz. Çok şirin olmuyor mu? Arkadaşı ayıyı da yapmalıyız. Çok güzel oldu değil mi? İçini boyamayı unutmuyoruz. Turuncu ile mavi her zaman çok iyi gider. Şimdi sıra hayvan dostlarımızda. Renkler onlara hayat veriyor. Son bir şey. Kağıdı böyle açıyoruz. Tada! İşte bitti. Bu sefer seçim yapmak zor. Ama şu balerin yok mu? Sen kazandın. Ama ya benim şirin origamim. Bu resim gerçekten çok şeker oldu. Hatta çerçevelenecek kadar güzel oldu diyebilirim. Ama işimiz daha bitmedi. Bana biraz ilham lazım. Hı. Ha, evet. Sen ne dedin? Ama Susan, sen çok fenasın. Of, bilemiyorum. Pardon. Kağıdımın üstüne koydun. Ah, pardon. Olamaz. Ne yaptığına bak. Kağıdım mahvoldu. Hey. Aa, sana bir şey gösterebilir miyim? Hiç iyi tesadüf diye bir şey duydun mu? İşte bu onlardan biri. Ben de yapabilir miyim? Elbette. İstersen farklı ölçülerde de yapabilirsin. İnanılmaz. Hadi o zaman. Sence buraya kaç tane sığdırabiliriz? İstediğin kadar. İşler iyice çığırından çıkmaya başladı.
Bunun için bir sürü şey kullanabilirsin. Yeter ki şekil yuvarlak olsun. Sence yeterince yaptık mı? Çok hoş görünüyor değil mi? Çak o zaman. Benim küçük sanatçı oğlum. Pekala, burası gayet iyi gözüküyor. Öyle mi? Ağaçlar, doğa, her şey var. O zaman işe koyulalım. Aynen. Bilemiyorum. Ne? Hey, tuvalime bakmayı kes. Neyse, peki. Ben de o zaman buraya geçerim. Acaba neyin resmini yapsam? İşte, çok güzel bir kuş. Umarım David onu görmemiştir. İlk ben gördüm. Demek öyle. En iyi kuş resmi yapan kazansın o zaman. Birkaç maharetli daire çizimiyle bunu halledebiliriz. Sadece çizgileri nerede eklemem gerektiğini bilmem gerekiyor. Güzel oldu değil mi? Ama birkaç renk resmi çok daha güzelleştirecektir. Sarı çok mutluluk veren bir renk değil mi? Onun gibi neşeli bir arkadaşı için çok uygun bir renk. Ve biraz yeşile ne dersin? Çok huzur veren bir ton. Ve gözleri ziyafet çekmek için biraz da mavi ekliyoruz. İlk önce kenarları halletmek en iyisi. Bu işi bayağı kolaylaştırıyor değil mi? Neredeyse bitti. Bitirmek için birkaç dokunuş daha. Bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Gerçek bir şaheser. Aynı fikirde değil misin? Evet, benim çok içime sindi. O da ne? Diğer elimi de kullanmak istedim. Anlaşılan tek gereken bir elmiş. Yani o ve stratejik şekilde konulmuş bir nokta ve çizgiler elbet. Kuşun yüzünü görebiliyor musunuz? Merak etme, o da birazdan ortaya çıkacak. Bu dallar resmedilen şeyin ipuçlarını belli edecek. İşte bunlar da Şirin küçük ayakları. Biraz yeşillik eklemeye ne dersin? Bu resme çok sakin bir hava veriyor. Kuşu şimdi görebiliyor musun? Çok yaratıcı biriyim değil mi? Tabii öyle görmek niyetin varsa. Hiç fena olmadı değil mi? Bence ikisi de çok güzel oldu. Öğretmene sorsak mı? Yok artık. Umarım bir şey yoktur. Görünüşe bakılırsa uyuyakalmış. Hey! Ha! Ha, bitirdiniz mi? Harika olmuş. Tamam, şimdi bana 5 dakika daha verin. Peki o zaman. İnsanların kafalarını çevirmesini sağlayacak bir şeye ihtiyacım var. Ve bunun tam olarak ne olduğunu iyi biliyorum. Tamamlayıcı renk tonları bu işin sırrı. Ama hala eksik olan bir şey var. Ama ne? Öf, bu top çok ufak. Vay canına, bu şey aklıma aldı resmen. Anne! Lütfen şimdi olmaz. Peki ama geriye daha bir sürü boyan kalmış. Bu da bana oyun imkanı sağlıyor. Teşekkür ederim. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Ya peki o zaman biraz. Hey, boya paletim nereye gitmiş? David, sen mi aldın? Pardon? Bak, bunu ben yaptım. Buna küçük göl adını verdim. Öyle mi? Senin için bir fikrim var. Yüzünle resim yapmaya ne dersin? Dene bir bakalım. Vay canına, bir kere daha. Eğlenceli değil mi? Hem de nasıl? Öyle değil mi? Peki parmaklarımı kullansam nasıl olur? İşte geliyor. İşte mavi noktalar da geliyor. Şimdi sıra en sevdiğim renkte. İşte bu. Anne bak. Evet, çok inanılmaz olmuş. Ama şimdi bir numara daha deneyelim. Simetride harikalar yaratan bir tekniktir.
Ve bunu kanıtlamak için simetri yaratıyoruz. İşte muhteşem bir kelebek çıktı karşımıza. Ve dış hatlarıyla birlikte bu çizgide kelebeğin gerçekçi görünmesini sağlayacak. Şimdi de diğer tarafı çizelim ve işte oldu. Şu güzelliğe hayran kalmamak imkansız. Ve sadece bu bir başlangıç oğlum. Aa, sevgilim, doğum günü hediyeni hazır mısın? Hepsi bu kadar mı sevgilim? Böyle çok daha iyi. Ne kadar ışıltılı. Teşekkürler. Tam bana göre. Hadi oyun başlasın. Oo, bu yeni aletler müthiş. Bu doğum günümde mutluluk diliyorum. Vay canına, bana hediye çekimi veriyorsunuz. Yani çöpten istediğimi alabilir miyim? Teşekkürler, harikasınız. Burası tam bir altın madeni. Dur bakalım. Hayır, hediye çekim var. Tamamdır. Yaşasın. Acaba ne alsam? Şu bilgisayar bayağı iyi görünüyor. Tam isabet. Hadi bir deneyelim ha. Bağlansam iyi olur. Cesaretin var mı? Öbür dünya çok havalı. Vay canına, bu şehir müthiş. Bu kıyafet de, evet. Bu elbise benim. Güzel, çok da ucuzmuş. Sürebileceğim bir araba lazım. Çok da pahalı değildir ha? Fena değil. Oh, büyük bir yat olmadan hayat neye benzer? Yaşasın. Hediye mi? Daha çok para. Yağsın paralar. Bugün çok sıkılıyorum. Ama belki bir kaçamak yapabilirim. Hey, burası harika. Zenginim. Bir dakika, düşündüğüm bu değildi. Duvarlar da tozluymuş. İşte böyle daha iyi. Başka neyi halletsem? Bulaşık yıkamak çok dinlendirici. Birinin yapması lazım. Şimdi niye durayım ki? Aa, susadınız ha? Bu kadarı yeter. Aa, canına. Bu bana mı? Hepsini birden harcamaya çalışacağım. Tüh! Evet, fena halde kazanıyorum. Şimdi sıra büyük hamlede. Neredeyse olacak. Düşün internet hızımı. Zamanı mıydı şimdi bunun? Belki düzelttirebilirim. Bir bakalım şöyle. Kimse var mı? Biri arıyor. Ha, evet. Alo. Alo, internetimi düzeltebilir misiniz? Aa, sanırım. İşte buyurun. Ah, geri döndü. Harekete geçme zamanı. Alo, ben hala buradayım. Evet, her zaman kazanırım. Hadi bakalım. Evet. Ne? Bunu bana neden yapıyorsun? Sanırım beklemem gerekecek. Hala yavaş. Kaç saat oldu? %2 mi? Yaşasın! Bu ölmüştü, ağlayanı yok. Açıyı ayarladım. İyi görünüyor. Pekala, sanırım işim bitti. Şimdi aslıyla karşılaştıralım. Bu hiç olmamış. İşte orada. Ona gizlice yaklaşayım. Buna bayılacak. O da ne? Amanın, çok fena. Çok zor bir gün geçiriyor olmalı. Şuradaki ışıklara bak.
Bu aklıma harika bir fikir getirdi. Bu kutu çerçeveyi alıyorum. Açmam gerekiyor. Şimdi bu küçük peri ışıklarını da alıyorum. Çerçevenin içini açarak yayıyorum. Ve bitti. Arkasını kapatayım. Vay canına, harika oldu. Büyük baba. Kutu içinde ışık mı? Niye ki? Gel büyük baba, sana açıklayayım. Resmini al ve camın üstüne koy. Aa, anladım. Vay canına, nasıl da parlıyor. Bu bir kopyalama kutusu oldu. Şimdi resmi tekrar yapabilirsin. Pekala, tekrar deneme zamanı. Alttan görünen çizgilerin üstünden geçiyorum sadece. Vay canına, çok iyi oluyor. Çok da kolay. Son ayrıntıları da bitireyim. İşte bu kadarı yeterli. Sonunda başyapıt ortaya çıktı. Üstelik tek gereken bir çerçeve ve ışıklardı. Hediyen için teşekkürler. Rica ederim. Ah, sevgili resmim, en sevdiğim resmimsin. Ah, büyük baba, dikkat et. Yine bir resmimi devirme. Gerçekten bu felaket olur artık. Ya ona sürtünseydi? Ay, şuraya bak. Ceketimin her yanı boy oldu. Tüh! Resmim! Ya! Oh, ne biçim bir kabustu. Olsaydı buna dayanamazdım. Ah, sanırım aklıma yine harika bir fikir geldi. İzninle büyük baba. Şu bana lazım olacak. Pekala, şimdi bu saç spreyini alıyorum ve işe koyuluyorum. Resmimin üzerine bir katman sıkayım. Tamamını kaplasam yeterli olur. İşte kuruduğuna göre artık korunuyor. Bak, hiç boya çıkmıyor. Ah, nihayet büyük babamın sakarlıklarına karşı güvende. Ah, evet haklısın. Ceketime hiçbir şey çıkmamış. Ah, neyse ki önceden akıl ettim. Resmim sapasağlam. Evet, bir tuvalet kağıdı kartonu daha. Gel de kuleyi tamamla. Evet, kule neredeyse bitti. Muhteşem. Büyük baba, burada mısın? Gözlüğümü bulamıyorum. O olmadan hiçbir şey göremiyorum. Resmen kör gibiyim. Kollarını öyle sallayıp durma. Hayır. Oh, sevgili kulem, paramparça oldu. Bütün emeğim yine karton rulolar seviyesine indi. Bak işte gözlüğün. Onu al ve git. Sesin üzgün geliyor. Ne oldu ki? Bütün hayallerim yıkıldı. Çok üzgün görünüyor. Hey, bir dakika. Ya işleri düzeltebilirsem? Tuvalet kağıdı kartonunu alıyorum. Bastırıp yastıltıyorum. Sonra bundan halkalar kesiyorum. Güzel, tam planladığım gibi oldu. Şimdi sıradaki adıma geçelim. Tutkal tabancası. Ucuna biraz sürüyorum. Güzel, şimdi bir halka daha alıyorum. Bu olur, onun ucunu da bununkiyle birleştiriyorum. Güzel, tam görünmesini istediğim gibi. Şimdi daha fazla halka eklemeye devam ediyorum. İşte halkalardan bir daire yaptım. İlk sıradakilerin aralarına başka halkalar da ekliyorum. İşte böyle. Şimdi de pembe boyayla boyuyorum. Büyük baba, bak senin için ne yaptım. Sanatı ne kadar sevdiğini biliyorum. Ne? Bunu tuvalet kağıdı kartonlarından mı yaptın yani? Evet, hem bak buraya duvar süsü olarak asabilirim de. İşte böyle, ne düşünüyorsun? Bu müthiş, bayıldım. Sınav sonuçlarınız. Bu şaka mı? Belki düzeltebilirim. İşe yaramadı. Ne yapacağım ben? F mi? Belki kazıyıp çıkarabilirim. Bu çok aptalca. Tamam, sanırım. Ah, buldum. Sadece bir silikon tabancası ve bir çubuk silikon gerekli. Ucuna birazcık sıcak silikon sür. Sonra yazının üstüne bastır. Orada birkaç saniye tut. Ve hemen çıkar. Dahi miyim neyim? Şimdi yeni bir not yazalım. Ben bir A'yı hak ediyorum. Şuna bak. Çok zekisin. Attın havanı yine. Bir dahaki sefere cevapları verirsin. Bir dakika. Sınavımız olduğunu biliyor muydun? Şu ürkütücü kişi de kim?
İhtiyacınız olan şey bende. Matematik İngilizce çoktan seçmeli. Beni ikna ettin. Önce ödemeyi alayım. Tabii. Bakalım neler varmış. Sanırım bu kadarı yeterli olur. Al bakalım. Hem şık hem de tüm cevaplar var. Vay canına. Bu müthiş. Teşekkürler. Mutlu bir müşteri daha. Ah selamı bana yardım edebilir misiniz? Bu tarzında mı? Mucize yaratamıyorum sonuçta. Bu çok heyecan verici. Bu piyasadaki en akıllı silgi. Ders çalışmaktan daha iyi. Benim de cevap satın almam gerek. Şuralarda biraz şeker olacaktı. Bununla fazla bir şey alamam. Pardon, şununla ne alabilirim? Hiç güleceğim yoktu. Git buradan. Ninja taklasıyla kaçar. Yürüsen de olurdu. Aman ne güzel. Şimdi ne yapacağım? Bir dakika, bu bana bir fikir verdi. Denemeye değer. Kılıfı ekranın üstüne takıyorum. Cevapları kaydırabilirim. Şimdi hazırım işte. Kopya çekmek yok benim sınıfımda asla. Şunu saklasam iyi olacak. Bakalım kopya tarayıcı ne diyecek? Ya, bu iyi değil. Biliyordum mu? Silgi kullanarak kopya çekmek iğrenç. Bunu her sınavda yapmalıyım. Ya şurada ne oluyor? Kimse kopya tarayıcıyı atlatamaz. Cevapları saklamak için şapka kullanmak ha? Of yakalandım. Şimdiye kadar iyi gitti. Ay öğretmenim geliyor. Kopya bulacağımı biliyorum. Lütfen ötme. Ha? Bozuldu herhalde. Burada kopya yok öğretmenim. Aferin sana. Pes ediyorum. Ne iyi uyudum. Saat kaçmış? Olamaz. Okula geç kaldım. Acele etmeliyim. Bir şeyler giyeyim. Ay! Galiba çok fazla giysim var. Ah, başım. En azından zaman kazandım. Günaydın anne. Biraz bir şeyler ye. Sen ne giymişsin öyle? Ah, kusura bakma anne, gitmem lazım. Ne tuhaf bir kız oldu bu. Olamaz yine mi? Her gün aynı şeyi yapamam. Günaydın. Gitmem gerek anne. Ne giymiş o? Bu kızın daha iyi giyinmeye başlaması lazım. Bu oda darmadağınık. Her yer giysilerle dolu. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Ama harika bir fikrim var. Bu kıyafetleri çıkarıyorum. Ve şu giysi düzenleyiciye asıyorum. Her şey daha derli toplu oldu bile. Her güne bir kıyafet. İşte annen yine halletti. Uyan bakalım. Okula gitme zamanı. Ne? Harika bir rüya görüyordum. Giyinme zamanı. Dada. Gelsene. Peki kalktım. Bak her şeyi derli toplu yaptım. Vay canına anne. Bütün giysilerimi görebiliyorum. Ve kombinleri bir araya koymuşsun. Harika bir fikir. Bu çok güzel görünüyor. Olamaz. Saat gelmiş. Şapşalım benim. Güle güle git. Sağ ol anne. Sen harikasın. Vay canına. Anne şuraya bak. Nedir o tatlım? Hey, bu meyve suyu harika. Of bitmiş. Gidip bir tane daha alayım. Hadi gidelim anne. Tamam ama çabuk olalım. Oh, oturup dinlenmek ne güzel. Bu meyve suyu kutusu gerçekten bomboş. Ben de biraz tatmak istiyordum. Boş ver onu tatlım. Belki ben yardımcı olabilirim. Bende biraz su var. Bu sıkıcı ama. Buldum. Yanımda biraz çilek reçeli var. Buna su katabilirim. Ama anne bunu görmemeli. Bu kadarı yeter. Anne sen ne yapıyorsun? Ben meyve suyu istiyorum. En azından denedim. Hayat çok acımasız. Bir dakika. Sanırım ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bu meyve suyu kartonunu kullanabilirim. Bunu kesip suyu içine koyacağım. Anne bunu hiç anlayamaz. Fena gözükmüyor. Anne bak bu senin için. Gerçekten mi? Harikaymış.
Teşekkürler anne. Bir şey değil tatlım. Kendime ait bir havuzumun olmasına bayılıyorum. Bak nasıl yüzüyorum. Üf, bu zor işmiş. Biraz dinleneyim. Hava çok sıcak ama. Biraz serinlemem lazım. İşte buyurun küçük hanım. Şaka mı bu? Bu ne? Su. Amca, bir sorumuz var. Bana ferahlatıcı içecekler lazım. Tamamdır. Nanek. Betty en iyi, en taze portakal suyunu hak ediyor. Ona sadece su verildiğini düşünsene. Merak etme Betty. Bu çok saçma. İşte buyurun küçük hanım. Niye bu kadar uzun sürdü? Anneme söyleyeceğim. Hizmet çok kötü. İşte burası benim evim. Vay canına, kocamanmış. Biliyorum, hadi otur. Vay canına, bir sürü oyuncağın var. Ve bir sürü de paran. Senin neyin var? Bu pek etkileyici değil. Hepsi bu mu? Evet, bu maymunum. Şu çantalara bak. Çok şanslısın. Çok güzeller. Vay canına. Evet, her güne yeni bir çanta lazım. Daha yakından bakmak istiyorum. Hiç bu kadar çok el çantası görmemiştim. Çok çok güzeller. Oh, şuna bak. Ne yapıyorsun? Aa, pardon. Onu ben alayım. Ha, bu çok pahalı bir şey. Şu pis parmak izlerine bak. Benim sadece bu plastik torbam var. Hiç güzel bir şeyim yok. Ah, acaba bu kutunun içinde neler var? Şimdi nereye gidiyorsun? Şu harika şeylere bak. Bunlar sadece çöp. Ha, bu kutuyu kullanabilirim. Bana bir dakika ver. Yeni çantama bak. Aa, bayıldım. Nereden aldın onu? O benim olmalı. Al o zaman. Yaşasana, bu harika. Bu benim en sevdiğim yeni şey. Çok teşekkür ederim. Belki takas edebiliriz. Bunda bir iş olduğunu anlamam lazımdı. Sanırım böylesi daha adaletli. Ama bundan pek memnun değilim. Peki, bunu alabilirsin. Gerçekten mi? Bu senindir. Olsun, bende artık bu var. Ama rafa sığmıyor. Fikrimi değiştirdim. Eni? Daha demin buradaydı. Yumuşacık, tatmacıklamalık. Olamaz, dikkat et ufaklık. Hop. Bu çok eğlenceli. Sen iyi misin? Ha? O da neydi? Uyan. Ne oluyor? Ben neredeyim? Bunu dene. Çok iyi geliyor. Bu çok sevimli bir resim. Bu simlere bayılıyorum. Işıl ışıl. Hey! Bir kez daha. Ortalık batıyor. Bu çok eğlenceli. Bu da ne? Oo, ne çok sim var. Bu aklıma bir fikir getirdi. Hey! Orada kimse var mı? Sanırım boş. Hadi ama. O tuvalet rulosuna ihtiyacım var. Ama bu koku... Aldım. Çok fenaydı. Kevin ne yemiş ya? Belli etme. Ben sadece bir bitkiyim. Burada görülecek bir şey yok. Evet. Sanırım gereken her şeyi aldım. Sen ne yapıyorsun? Birazdan görürsün. Tuvalet kağıdı kartonunun üstünü kağıtla kapla. Sonra üstünü böyle çiz. Rulonun içine balonu yerleştir. Balonun dibini aşağıya çekip balonu iyice sıkıştır. Balonun üzerine kalemle bir yüz çiz. Hayal gücünü istediğin kadar kullan. Rulonun kenarına iki kağıt parçası sokarak patileri oluştur. İşte artık mıncıklanacak stres oyuncağın hazır. Bak.
Vay canına. Hadi birlikte oynayalım. Olamaz. Oh, tuvalet kağıdı yok. Of, bu canımı yakacak. İzle bak. Sihirle topu hareket ettiriyorum. Ah, bunu nasıl yapıyorsun? Alsana. Ben de bir sihir yapmak istiyorum. Hareket etmiyor. Sanırım bozulmuş. Sana bir sır vereyim. Bunu dene. Hadi bakalım. Hareket ediyor. Bunu sen mi yapıyorsun? Olamaz. Dikkat et. Eğil. Ay, bu çok yakındı. Artık onunla oynayamam. Gitti. Sorun değil. Üzülme. Durumu düzeltebilirim. Kağıtları kesip şöyle katlayarak bir küp oluştur. Seloteyple köşeleri yapıştır. Bir küp daha yap. Öbürüne tuttur. Küpleri üst üste koy ve öbür tarafa da menteşe görevi görecek bir bant daha ekle. Bunu 3 kez daha farklı renkte kağıtlar kullanarak tekrarla. Küplerden uzun bir dikdörtgenler prizması oluştur. Hepsini birbirine bantlamaya başla. Küpü yana çevir ve diğer yana da bant yapıştır. Bunu her yanına yap. Bu tamam olunca küpleri emojilerle kişiselleştir. En sevdiğin emojileri seçebilirsin. Küpleri her katladığında farklı bir emoji kombinasyonu elde edeceksin. Şuna bak. Emin değilim. Bu ne? Aslında bayağı eğlenceliymiş. Bu harika. Bunu sen mi yaptın? Evet. Aa! Of! Ha? Bu nasıl bir sihir? Bak bende ne var. Denemek ister misin? Bunlar harika. Ben mavi olanı sevdim. Seni seçiyorum. Gir bakalım içine. Kapağını kapatayım. İşte işin eğlenceli kısmı. Yani onları mıncıklamak. Ay ne kadar iyi geliyor. Bunun balonun içine girmesi lazım. Sıkıyorum. Şimdi biraz bekleyeyim. Ben makyaj yapacağım. Bu kadarı yeterlidir. Bu çok heyecanlı. Ay ne tatlı. Bu müthiş. Aşırı sevimli. Bunu bütün gün yapabilirim. Bir resim çeker misin? Gülümse. Bırak o benim. Amanın. Bir ananas. Ha, bu da nereden geldi? Sanırım bir fikrim var. Kalın bir karton alıp şu şekli kes. Böyle. Sonra saç düzleştiricisiyle küçük bir köpük parçasını ısıt. Köpüğü bir daire şablonunun üzerine koy ve üzerine bir misket bastır. Köpükle bir çukur oluştur. İşte tam böyle. Kartondaki bütün delikleri doldurana kadar bunu tekrarla. Şimdi kartona yenilebilir tutkal sür. Kartonun ve köpüklerin çevresine sür. Köpüğü üstüne bastır ve sağlamlaştır. Kartonu çevir ve öbür köpüğü de üstüne bastır. Köpükteki baloncukları deliklerden bastırarak geçir. Sonra köpükten ince bir şerit alıp bir kenar oluştur. Kartonun çevresine yapıştır. Birkaç ince şeridi daha kartonun ortasında dikey olarak kullan. Yeşil köpüğü ananasın yapraklarını oluşturacak şekilde kes. Tropik bir ananas popit. Oluyor, çok iyi geliyor. Hadi sen de dene. Yavaş ol bakalım. Aradığımız bu değil. Bu ona daha çok benziyor. Şüpheliyi yakaladık. Yani ananası. Bu avatar çok sıkıcı. Bu kıyafet de olmuyor. Nerede bu? İşte. Alo? Görevini yap lütfen. Giyim sorunu mu yaşıyorsun? Pekala. Ver bakalım. Şimdi işe koyulabiliriz. Aksesuarlarla başlıyoruz. Hey, saçıma dokunup durmayı bırak. Sorun avatarımda. Ne düşündüğünü nereden bileyim? Susar mısın artık? Ne kaba. Bak, ona yardım et. Bakalım neler yapabileceğim. İşimize yarayabilir. Bu modaya uygun. Çok mu fazla? Belki de kıyafetlerine uygun bir silah olmalı. Bu pek değil. Buldum. Evet, bu mükemmel. Güzel. Anladık, oyun oynamak istiyorsun. Bu avatarın nesi eksik? Burada pek fazla seçenek yok.
O bile yoruldu. Bir ara vermeliyim. Hey! Selam! Ha? Sen buraya gelsene. Ben mi? Bununla uğraşıyorum. Biraz yardıma ihtiyacı var. Bu görünümü beğendin mi? Peki. Çok hiç güzel ha? Hiç mi değil? Hayır. Bu tavaya ne dersin? Çok sağlam. Evet, budur. Bana çok yardım ettin. Artık gitme vakti. Hadi, yen onları. Hadi, neredeyse yendim. Bir dakika. Bunlar bozuldu mu? Of ya. Tüh. Alo, yeni kulaklık lütfen. Yeni elmas süslü model hanımefendi. Vay canına. Şu güzelliğe bak. Oo, ses her yanı kaplıyor. Oh, iyi kurtardın. Pekala, hepsi bu kadar. Evet. Daha iyi. İyi. Hiçbir şey duyamıyorum. Bunun olmaması gerekiyordu. Sanırım bu kulaklık bozuldu. Tüm ümitler tükenmemiş. Bingo. Zeki miyim neyim? Evet. Hoş geldin bardak kulaklık. Alo? Evet. Hadi devam edelim. Uzay gemisine dikkat. Ne? Aptal uzaylılar, hiç sanmıyorum. Sanırım biraz abarttım. Canım yanıyor. Yardıma ihtiyacım var. Kimi arasam? Masaj terapistini mi? Yardıma ihtiyacım var hemen. İyileştirici sihirlerim de lazım. Tamam diyor, tıklayıp durmaktan. Bu işe bir el atalım. Hadi bakalım. Çok iyi geliyor değil mi? Bu parmak kısa sürede mouse'una kavuşacak. İyi mi? Evet. Ellerimin sihirli olduğunu söylerler. Şimdi tamamen normale döndü. Teşekkürler. O zaman tıklamaya devam. Hadi gel buraya. Evet, işte oluyor. Evet, yen onları. Amanın, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Umarım kırılmamıştır. Buldum. Diğer sete geçme zamanı. Gayet iyi tıklayabiliyorlar bak. Hiçbir parmak ağrısı bu şampiyonu durduramaz. Güzel. Fena değil. Bu arabalar çok çılgın. Vay canına, nasıl da gidiyorlar. Eminim onlardan birini sürebilirdim. Evet, ne gerekliyse hepsi var. Şu müthiş kaska bak. Pekala, hadi şuna binelim. Görüşürüz. Bunu kontrol etmek düşündüğümden daha zormuş. Kazandınız. Sana bunu yapabileceğimi söylemiştim. Ay, yolda bayağı rüzgarlıymış. Amanın, o da nereden çıktı? Hayır, yakaladım. Neredeyse düşürüyordum. Buldum. Bu işi ilerletmenin vakti geldi millet. Şimdi direksiyonu gerçekmiş gibi çevirebilirim. Düt düt. Ben geliyorum. Hey. Klozet kapağını kim aldı? Jared. Tüh. Ben gider. Sonunda görüşebildiğimiz için çok memnunum. Bir teslimat mı? Bana mı? Peki. Güller mi? Teşekkür ederim. Aman tanrım, gizli bir hayranım var. Bu çok heyecan verici ve romantik. Hadi bir fotoğraf çek. Gülümser. Nasıl görünüyorum? İşte olay bu. Ne düşünüyorsun?
Belki değiller. Peki, o zaman tekrar deneyeyim. Birkaç poz vereyim. Çok doğal çıkıyor. Pekala, bunlar daha iyi olmuştur. Hayır. İyi o zaman, üçüncüsü şans getirir. Aa, bunu bir dergide görmüştüm. Bu kadar yeter. Artık mutlu musun? Üzgünüm ama hayır. Vallahi mı? Bunun için para almam lazım. Kameralar beni sever. Ne demezsin? Olmadı yine. Oo, anladım. Bu kadar yeter. Ver şu gülleri bana bakayım. Sen bunların resmini çek o zaman. Ne diyorsun? Üzgünüm. Fotoğraflara ne oldu? Aa, bir şey deneyeceğim. Burası güzel. Tamam, başla hadi. Böyle iyi mi? Bak, işe yaradı. Aa, canına, ne harika bir fikir. Bayıldım. Teşekkürler kanka. Yaşasın. Hadi bir grup fotoğrafı alalım. Selfie. Biz biraz meşgulüz. Ben oyun oynuyorum. Hadi ama çocuklar. Uf. Affedersiniz, yer açın bakayım. Hadi gidiyoruz. Aa, bu güzel oldu. Hey. Hadi gidiyoruz. Neler oldu ya? Gülümseyin. Herkes girdi mi? Birbirinize yaklaşın. Belki şu tarafa hareket etsem. Hadi çömelin. Ben yokum görüntüde. Sıkıldım bundan. Gülünç bir şey bu. Çocuklar, sorun nedir? Geri gelin. Neredeyse çekiyordum. Uf, bu parıltı da nedir? Ah, bir şey unuttum. Aynayı şuraya bırakayım. Ah, tam ihtiyacım olan şey. Bunu bir sürü ödünç alıyorum. Arkadaşlar, buraya gelin hadi. Yine mi? Şunu tut. Hazır mısınız? Hadi herkes gülümsesin. Güzel görünüyor. Burada bir sürü ilginç şey var. Oo, şuna bak. Ne çok yürüdük. Ah, çok sıkıldım. Vay canına, büyüleyici. Hey Madison. Harika. Tamam, gidelim. Peki. Şuraya bak. Bu nedir? Çok güzel bir bina. İşte budur. Benim yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Bu çok güzel çıkacak. Bütün iş doğru açıyı yakalamakta. Kaç tane fotoğraf çekiyorsun sen? Nasıl çıkıyorlar? Çok feci. Belki ben yardımcı olabilirim bununla. Bana telefonu lazım. Yere biraz su dökeceğim. Bu kadar yeter. Sonra telefonu suyun üstüne tutup fotoğraf çekeceğim. Sanırım bunu seveceksin. Vay canına, senin profesyonel olman lazım. Çok güzel olmuş gerçekten. Hadi gidelim. Alo. Lollipop lezizmiş. Selam. Nasıl gidiyor? Işıltılı altın yiyecek. Bunları denemeliyim. Git şuradan Lollipop. Sessizce. Ne olduğunu bilmiyorum ama bunu istiyorum. Hadi bakalım. Bu çok iğrenç. Bunu görmelisin. Ne hoş değil mi? Tam mıncıklamalık. Denesene. Teşekkürler. Senin dişinde bir şey var. Neyse, şunu sık bir bak. Oh, haklıymışsın. Çok yumuşak. Çok hoşuma gitti. Hiç kalmamış. Bir fikrim var. Gel bir. Evet, anladım. Hizmetkar. İşte bize tam gereken. Önce bir kase beyaz damla çikolata alıp erit. Bir balonu şişir ve çikolatayı üzerine dök. Ortalık biraz batabilir.
Balon iyice kaplansın. Sonra çikolatayı sertleşmeye bırak. Al bakalım. Vay! Çatırdamasını bir dinle. Bu çok hoş. Sana söylemiştim. Yapması da çok kolay. Bayıldım. Bu çok eğlenceliydi. Harika fikir. İşim hiç bitmiyor. Maaşım bunun için yeterli değil. Bayağı rahatlatıcıymış. Bu çikolata mı? Oh, sıkıldım. Bunu istemiyorum. Ha, ben alırım. Ah, buldum. Yok. İşte bu. Aa, ne minik. Bu iyi bir seçimdi. Şunu kurayım. Vay canına, değişmeye devam ediyor. Bu hem dinozor hem de araba. Vay canına, bu müthiş. Hayır, o benim. Of, sadece dokunmak istemiştim. Ama aslında sanırım daha iyi bir fikrim var. Bir tabaka plastikten bir daire kes. Ortasına bir delik aç ve kağıdın üstüne yerleştir. Tek boynuzlu at çizdik ve sayfayı bölümlere ayırdık. Tek boynuzlu atın üstünden kalemle geç. Kağıdı çıkar ve tek boynuzlu atı boya. Stres çarkının ortasını çıkar ve onu plastiğin ortasındaki deliğe yerleştir. Çevirince tek boynuzlu at hareket edecek. Tek boynuzlu atımı sevdin mi? Sanki koşuyor gibi. Esi, bak. Sende bir tek boynuzlu at mı var? İnsana hipnotize ediyor. Tüh, ama şimdi arabayı alabilirim. Of, hangisini seçsem? Hangisiyle oynayacağımı bilemiyorum. Oh, bu iyi görünüyor. Bunlarla kesinlikle çok eğleneceğim. Jöleyi şu pipete sıkıyorum. Şimdi üflüyorum. Ah, işe yarıyor. Bir balon yaptım. Şimdi pipeti çıkarayım. Tam bir balon gibi. Şimdi maviyi deniyorum. Patlar mı acaba? Ah, çok hoş bir his. Ah, o da ne? Keşke benim de balonum olsa. Elimde sadece bu şeker var. Çok kıskandım. Bir dakika. Nasıl kendime balon yapacağımı biliyorum. Ah, amma da ağırmış. Mikrodalgayı niye getirdin ki? Balon yapacağım. Önce şekeri ısıtmalıyım. Şimdi açayım. Bu kadarı yeterlidir. Pipeti de unutmayayım. Pipeti erimiş şekere batırıyorum. Şimdi de üflüyorum. En iyi yanı da balonları yiyebilmem. Vay canına, bu çok zekice. Ben de bunu deneyeyim. Oh, bunun tadı hiç de iyi değil. Merhaba çocuklar. Sen ne yapıyorsun? David, çabuk. Uf, olamaz. Oh, baskı altında hiç iyi değilimdir. İşte buyurun. Bu tuhaf görünüyor ama neyse. Ben yerime geçeyim. Az kalsın yakalanıyordum. Ama başardın. Geç kaldığım için üzgünüm. Hadi bugünkü dersimize başlayalım. Ne? Tebeşir niye yazmıyor? Bu çok komik. Neler olduğunu anlamıyorum. Belki de tahta kirlidir. Bir dakika. Tahtanın üstünde bir şey var. Bu sabun mu? Ah, beni çok hayal kırıklığına uğrattınız çocuklar. Klasik bir numaraydı. Sorun yok. Kendimi toparlamam lazım. Buldum. Kendi defterimi kullanabilirim. Defterin kenarına bir şerit bant yapıştıracağım. Kara tahta boyasıyla defterin tamamını böyle kaplayacağım. Bunu yapmak aslında keyifli. Neredeyse de bitti. Şimdi kurumaya bırakacağım. Artık bantı sökebilirim. Ama boyayı mahvetmemek için dikkatli olmak lazım. Artık tahtaya ihtiyacım yok. Bu defteri kullanabilirim.
problemi şimdi defterin kapağına yazacağım. Gayet iyi oldu. Bu problemin cevabını bekliyorum. Of, neler oluyor? Pekala çocuklar, kim bunu cevaplamak istersen? Ama peki. Buraya gel bakalım. Sakin davranmaya devam et. Artık o kadar zeki görünmüyorsun ha? Pekala, sanırım cevabı biliyorum. Buna ne dersiniz? Yanlış, otur yerine. Ne yaptın sen öyle? Senin şakalara daha azsın, derslerine daha çok zaman ayırman lazım. Şunu bir sileyim. Sen, neresin? Ben mi? Of, bu hiç iyi gitmeyecek. Bu kağıtları da zımbalayınca ev ödevim bitiyor. Bunu yapmak aslında eğlenceli. Ne? Ah, ah, takıldı herhalde. Of! Olamaz. Bu sorun olabilir. İşte hepsi bitti. Şimdi biraz dinlenebilirim. Aptal zımbalar. Bu çok acı verici olurdu. Of, olamaz. Burası şu an suç mahalli. Sakın kıpırdama, tamam mı? Basın giremez. Çıkın buradan. Evet. La la hu hu hu, la 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 hu. Kahve ne güzel olmuş. Umarım bu işe yarar. Bu da nereden geldi şimdi? Üstünde bir mesaj var. SOS mi? Acaba sorun ne? Bu nedir? Ne? Zımba mı? Benim kulaklık kutum bu işi çözer. Bu bütün zımbaları toplar. Aynen böyle. Sanırım hepsini topladım. Teşekkür ederim. Ben temizliği çok ciddiye alırım. Pekala, şimdi bir kontrol edeyim. Tek bir toz yok. Aynen düşündüğüm gibi. Ve ama daha yapacak çok şey var. Bu ödevi bitirmem lazım. Öf, kalemim kırıldı. Neyse ki bu kalemtıraş var. Çok toz çıkarıyormuş yalnız. Öpçüm! Nasıl yani? Benim nöbetimde olamaz bu. Kazar oldu, yemin ederim. Bakın, aldım işte. Vay canına, çok gerildim. Aa, bir fikrim var ama şişenin boş olması lazım. Pekala, şimdi hayal gücümüzü kullanalım. Şişenin kapağını çıkarmakla başlıyorum. Sonra kapağa bir delik açıyorum. Kapağı ters çeviriyorum. Ve deliğin kenarlarına tutkal sürüyorum. Bu kadar yeter. Kalemtıraşı şişenin kapağına yapıştırıyorum. Kalemtıraş iyice yapışınca kapağı yerine takıyorum. İşte bu tam ihtiyacım olan şey. Şimdi kalem açıkları şişenin içine düşecek. Böylece etraf kirlenmeyecek. Gözüm üstünde. Endişelenecek bir şey kalmadı artık. Her şey şişenin içinde. Bu çocukta gelecek var. David, telefonunu aldım. Ne? Madison, gel buraya. Saklanmam lazım. Bu yer iyi gibi. Madison. Nereye gitti bu? Bir numaraya mı? Yoksa iki numaraya mı? Hiç bilmiyorum. Bana yardım etmelisin. Hadi lütfen.